Sayın seyirciler, saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla gelişmelerle haber bültenimiz başlıyor. Hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle trafik kazalarına bakıyoruz. Zira bültenimizde üzücü bir haberle başlayacağız. Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam iki aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki araç sürücüsü Fatih Can yaşamını yitirdi. Güzelyurt Lefkoşa Anayolu'nda dün geceki üzücü kazanın ardından bu sabah da Yılmazköy, Serhatköy arasındaki zincirleme trafik kazasının meydana geldi. Kazada 26 yaşındaki Sami Genç ağır yaralandı. Güzelyurt Lefkoşa Anayolu'nda dün akşam iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Güzelyurt Lefkoşa Anayolu'nun gece kulüpleri mevkiinde dün gece saat 22 sıralarında 18 yaşındaki Fatih Can yönetimindeki GY594 plakalı Van araçla isimsiz tarihli yol kavşağından Anayol'a orada seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce giriş yaptı. GY594 plakalı Van araç o sırada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Mustafa Tuş'un kullandığı JL545 plakalı araçla çarpıştı. Açıklamada kaza sonucu yaralanan JL545 plakalı araç sürücüsü Mustafa Taş'la GY594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Osman Ceritli ve 26 yaşındaki Nuh Ali Ceritli'nin Lefkoşa Doktor Burhan Lavantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Kazada ağır yaralanan GY594 plakalı araç sürücüsü Fatih Can'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan bu sabah saat 03.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt Anayolu'nun 14-15. Kilometrelerinde Yılmazköy-Serhatköy yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Polis basın subaylığının verdiği bilgiye göre 26 yaşındaki Sami Genç kullandığı PK270 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda çıkıp taş örgü duvara çarparak kontrolsüzce yol içerisine savrulup durdu. Kazanın hemen ardından saat 03.40 sıralarında aynı güzergah üzerinde 71 yaşındaki Yaşar İzge kullandığı JSM-285 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada daha önceden meydana gelen trafik kazası sonrası yolun sol şeridi içerisinde hasarlı duran PK-270 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Sami Genç yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Doktor Burhan Lavantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Kazada hafif yaralanan Yaşar İzge ve Zehra İzge'nin tedavileri acil serviste devam ediyor. Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları devam ediyor. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Sadık Erdoğanoğlu'ndan projeleri konusunda bilgi aldı. Başbakan Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nu ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette bakanın projeleri hakkında bilgi alan Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kayıt dışı ekonomi, kaçak iş gücü, asgari ücret ve ara eleman açığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlığının projelerine ilişkin bilgi verdi. Amaçlarının ceza kesmek değil, sorunu çözmek olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu önümüzdeki ay genel bir işçi affı çıkarılacağını ve bu affla kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlığın projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik olmasının yanı sıra birebir insanla temas eden bir bakanlık olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, ülke gündemini kurultaylarla meşgul etmek yerine çözüm bekleyen sorunlara odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Gardiyanoğlu, kayıt dışı ekonomiyle ilgili iki toplantı yapacağını, yasaklamanın çözüm olmadığını, soruna çözüm bulmanın önemli olduğunu ifade ederek, ülkede çalışma yaşamında inşaat, hizmet ve üretim sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacı olduğunu, 6 Şubat depremi sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden yapılandırmaya girdiğini anlattı. Amaçlarının ceza kesmek değil, sorunu çözmek olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, önümüzdeki ay içinde ilgili paydaş bakanlıkla birlikte genel bir işçi affı çıkarılacağını ve bu afla kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını ifade etti. Asgari ücretle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücretle ilgili çalıştıklarını, işverenlerle ve sendikalarla ayaküstü sohbetlerinde ortaya attığı bazı düşünceler olduğunu ve olumlu sinyaller aldığını söyledi. Maliye Bakanlığı ile istişare edeceğini, asgari ücretin artmasıyla hayat pahalılığının da artacağını ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücretlinin maaşının daha sık düzenlenmesi üzerine çalışıyorum dedi. Bakan Gardiyanoğlu, engelsiz yaşam evini 2024'ün başında açacaklarını da dile getirdi. Kalkanlı yaşam evinde de sıkıntılar olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, müdahalelere başladıklarını da sözlerine ekledi. Sayın seyirciler, dış gelişmelerle devam edelim. Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 632'ye yükseldi. Resmi rakamlara göre yaralı sayısı ise 329 olarak açıklandı. Marrakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentleri etkilendi depremde. Ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Fas İçişleri Bakanlığı, Marrakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 632'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Marrakeş'in El Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 632, yaralı sayısının 329'a çıktığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada ölü sayısının 296, yaralı sayısının 153 olduğu bildirilmişti. Ölenlerin büyük çoğunluğunun ise Marrakeş, Azilal, Agadir, Verzazat ve Şivava kentlerinden olduğu kaydedilmişti. Fas medyası yerel saatte 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Casablanca, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti. Ülke basınında geçen ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı. Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Yunanistan'dayız. Yunanistan'ı 5 Eylül'den bu yana etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias yaptığı açıklamada özellikle Finior Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köyün sular altında kaldığını ifade etti. Kikilias, sel şartlarının kötüleşebileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Salıdan beri sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyuran Kikilias, 4 kişinin de hala kayıp olduğunu aktardı. Kikilias, bölgede 20 helikopterin arama kurtarma çalışmaları ve köylerde mahsur kalanlara yiyecek ve su dağıtmak için çalıştığını kaydetti. Silahlı kuvvetlerinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bölgeden 2000'e yakın kişi kurtarıldı. Finor Nehri'nin taşması sonucu bölgede su yüksekliği 9 metreye ulaştı. Bölgede sel tehlikesine karşı birçok köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Doğal afetlerle mücadele ve jeoloji uzmanı Profesör Doktor Eftimios Lekkas, Yunan Devlet Televizyonu RT'ye yaptığı açıklamada selin ülkedeki tarımsal üretime vereceği hasarın 1 milyar avroyu aşabileceğini kaydetti. Lekkas, sular altında kalan çok sayıda evinde artık kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekti. Bölgede su ve elektrik kesintileri devam ederken, Volos'un su ve kanalizasyon sisteminin selden aldığı büyük zarar nedeniyle vatandaşlar içme suyu sıkıntısı da yaşıyor. Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek ana temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi,
Bharat Mandapan, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderlerdi ve tek tek onları karşılayarak fotoğraf çektirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında liderler alanında bir araya geldi. Törenin ardından liderler zirve oturumuna katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı. Tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek ana temasıyla düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi açılış konuşmasını yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek dünya temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı. Küresel ekonomik üretimin %85'ini ve dünya ticaretinin %75'ini temsil eden, dünya nüfusunun 1/3'ünü kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki 3 oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Bu yıl ilk kez dönem başkanlığı heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor. Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliği de jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak. Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve Amerika'nın yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya'da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in COVID-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi. G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken, Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızlarının güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetlerine destek verdiği bildirildi. Zirvenin yer aldığı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak. Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü. Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için G20 başlığıyla süslendi. Kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok rikşa ve taksi de G20 etiketleriyle donatıldı. Yeniden içe dönüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lefkoşa'yı fethinin 453. yıl dönümü bugün düzenlenen törenle kutlandı. Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 9'da yer alan tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, bazı siyasi parti yetkilileri de kurum kuruluş ve diğer yetkililer katıldı. Yayın Yüksek Kurulu, yayın kuruluşlarına başlattığı ziyaretleri sürdürüyor. Kurul ziyaretleri çerçevesinde Güneş TV, Radyo CUK ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nu ziyaret etti. Yayın Yüksek Kurulu yönetimi Güneş TV, Radyo CUK ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nu ziyaret etti. Yayın Yüksek Kurulu'ndan verilen bilgiye göre medya kuruluşları ve işbirliği yürüttüğü kurumlara yönelik ziyaretlerini sürdüren Yayın Yüksek Kurulu, Güneş TV Radyo CUK ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na ziyaret gerçekleştirdi. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyza Anselli, kurul üyesi Hüseyin Gürlek tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin ilki Güneş TV tesisleri oldu.
Ziyarette Hanserli, Gürlek, Güneş TV Genel Yayın Yönetmeni Onur Çakırsoy ile görüştü. Başkan Feyzi Hansel, Güneş TV'de Sibel Koçak'ın sunduğu Desibel programına da katılarak Yayın Yüksek Kurulu'nun faaliyetlerine değindi ve kurulun hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Feyzi Hansel ile Hüseyin Gürlek daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nu ziyaret ederek Başkan Katri Bürüncük ve yetkinlerle bir araya geldi. Görüşme, internet yayıncılığı ve radyo frekanslarının verimli kullanımı konuları üzerinde çalışma toplantısı şeklinde gerçekleşti. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile kurul üyesi Hüseyin Gürlek ziyaretleri çerçevesinde Radyocuk'u da ziyaret ederek Radyocuk Direktörü Yüce Ertan'ın ve Radyocuk Yöneticisi Aykut Aksu ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sayın seyirciler, Tatlısu Belediyesi'nin Harnup ve ürünlerini tanıtarak tüketilmesini yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği 16. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali dün gece başladı. 3 gün sürecek olan festivalde çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktivitelerle konserler de yer alacak. Tatlısu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 16. Uluslararası Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı. Açılış töreninde ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra konuklara kukla, illüzyon, interaktif şov, ateş ve canlı heykel gösterileri sunuldu. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orşan törende yaptığı konuşmada festivali geçen yıl daha umut dolu düzenlediklerini ancak bu yıl harnu fiyatının açıklanmamasının umutlarını kırdığını ifade ederek başladı. Konunun muhatabı olan bakanın törende olduğunu ve söz konusu sorunu çözeceklerine inanç belirten Orcan, Harnup ürününün son dönemlerde değer kazandığını ifade ederek, Harnup üreticisinin yeni Harnup fidanları dikerek bu ürüne sahip çıktığını kaydetti. Harnup üreticisinin de bu teşvik kapsamına alınması ve böyle zor durumlarda onların da desteklenmesi gerektiğini söyleye geldik. Son 2 yıldır piyasada oluşan rekabet ortamından dolayı harnup gerçek fiyatına yaklaştı ve üreticinin yüzü güldü. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da harnupla ilgili olan sıkıntıları ve fiyatlandırmayı kendi aralarında görüştüklerini ve Tarım Bakanlığı ile işbirliği içinde kimseyi mağdur etmeyecek bir fiyatı belirlemeye çalıştıklarını kaydetti. Belki bugün şu anda bir fiyat veremeyiz ama harup üreticilerin gönlünün rahat ve ferah olmasıyla ilgili en azından geçen yıl alınan fiyatlardan kimsenin mağdur olmayacağı, belki daha da üzerinde olabileceği yapılacak olan çalışma, pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağı bir açıklama sonrasında bizim de kendi içimizde yapacağımız görüşmeler sonrasında herkesin anlayışla karşılayabileceği bir fiyat açıklanacak. Hükümet olarak üreticilerin mağdur olmaması ve desteklenmesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını da belirten Bakan Ataoğlu, üreticinin şevkinin kırılmaması ve rekoltenin artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Bakan Ataoğlu, Tatlısu bölgesinde çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve bölgede turizmi geliştirmek için proje yürüttüklerini ve bu çerçevede Tatlısu bölgesinde uluslararası standartlara uygun karavan turizminin yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Ataoğlu, Tatlısu bölgesine pekmez fabrikası kurulması yönünde bir anlaşmaya vardıklarını da açıkladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de harnup ve ürünlerinin birçok kullanım alanı ve oldukça sağlıklı olduğuna dikkati çekerek harnup ve zeytin ağaçlarının korunması ve asla yakacak olarak kullanılmaması gerektiğine işaret etti. Töre, harnup ve zeytin ağaçlarının peyzajda da kullanılabileceğini söyledi. Konuşmasında tarihin çok iyi bilinmesi gerektiğini işaret eden Töre, kanla canla ve mücadele vererek kurulan devletin üreterek var olabileceğini söyleyerek üretimin her alanda desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. 3 gün sürecek olan festivalde kültürel, sportif ve eğlenceli gösterilerin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçı ve gruplarında konserleri yer alacak.
Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi GİKAKOP, Lefkoşa'daki satış merkezi istasyonunda üzüm şenliği düzenledi. Şenlikte üzüm ürünlerinin üretimi ve satışı yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılanlar, kadınlar ürettiği üzüm ürünlerini uygun fiyata alma imkanı da buldu. Katılımcılar GİKAKOP'un bu tarz etkinlikleri yaygınlaştırmasını da istedi. Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Limited GİKAKOP Lefkoşa İstasyon'da üzüm şenliği düzenledi. Şenliğe katılanlar sucuk ve palüze yapımını yerinde görme imkanı bulurken, taze üzüm, aşure, üzüm pekmezi, fasteni, geleneksel ev yapımı ürünleri de hem tatma hem de uygun fiyata satın alma imkanı buldular. GİKAKOP Başkanı İçim Çağaner Kavuklu, düzenlenen etkinliğin Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi'nin en güzel etkinliklerinden biri olduğunu kaydederek, Kıbrıs'ın her yerinde kadınların ürettiği ürünlerin istasyonda halkla buluşmasının önemini işaret etti. Bu bina bir istasyon binasıydı ve istasyon olarak ismini bıraktık. Çünkü biz istasyonu şöyle düşünüyoruz. Buraya gelen kadınlar istasyonda duruyor, burada bir güçleniyor ve yoluna devam ediyor. Çağaner Kavuklu, Üzüm Festivali'nin her yıl Mehmetçik'te çok coşkulu bir şekilde yapıldığını belirtti. Çağaner Kavuklu, hepimiz o anda, o dönemde, o tarihte orada olamayabiliriz ve üzümün ürünleri bizim için çok değerli. Kültürümüze ait ürünler, biz de onu merkeze, Lefkoşa'ya taşımak istedik. Burada üzüm sucuğu ürettik, dizilmiş bademlerimizi üzüme batırıp çıkarttık ve bunun aslında ne büyük bir emek gerektiğini gördük. Bunu halkımıza tanıttık, burada herkes bunun zevkini yaşadı, dedi. Çağaner Kavuklu, yapılan şenliğin hem üreten kadınlara büyük bir teşvik olduğunu hem de halkın bu ürünlerin önemini anlayıp bunları daha çok tüketmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Çok yakın bir zaman içerisinde istasyonda yemek servisi yapılacağını da söyleyen Çağaner Kavuklu, halkımızın istasyona sahip çıkmasını istiyoruz. İstasyon demek, üreten kadın demek. Kadının güçlenmesi demek, kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesi demek, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da GİKAKOP'un çok güzel bir etkinlik düzenlediğini kaydederek ülkenin kaliteli ürünlerinin yapılışını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ülkemizin ürettiğini görmek, kadınlarımızın el emeklerinin buralarda değerlendirildiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor. Bu dolayısıyla da Ankara'da Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti rüzgara esti. Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti de tanıtıldı. Gecede en çok alkışı Kıbrıs Türk modacı tasarımcısı, Abdullah Öztoprak'ın Şampiyon Melekleri için hazırladığı koreografi gösterisi aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde tanıtıldı. Türk Boyları Kent Meydanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği tarafından kurulan standta Kıbrıs'a özgü yemekler ve el işleri sergilendi. Halkın büyük bir ilgi gösterdiği gece Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Derneği'nin halk dansları gösterisiyle başladı. Ardından Kıbrıs'ı Türk moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak'ın Şampiyon Melekler takımına ithafen hazırladığı koreografi gösterisi yer aldı. Adıyaman. Zafer için koşan öğrenciler hocalarıyla, anneleri, babalarıyla bir maçı kazanmak için yola çıkmışken. Seyircilerden büyük alkış alan gösterinin ardından festival alanında duygu dolu anlar yaşandı.
etkinlikte daha sonra Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan Kıbrıs tarihini ve mücadelesini anlatan gösteri yapıldı. Eğer Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu bu tür etkinliklerin dost ve kardeş milletlerin gönül bağlarının ve köklerinin ne kadar derinlerde olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret etti. Diğer dost ve kardeş ülkelerle birlikte Kıbrıs Türk mutfağına ait geleneksel lezzetlerimiz ve el sanatlarımızı sergiliyoruz. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Kıbrıs tarihini anlatan müze inşa ettiklerini hatırlatarak 15 Kasım'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 40. yılında açacaklarını ifade etti. Gece Kıbrıs yemeklerinin tanıtılmasıyla sona erdi. Gecede şampiyon meleklere ithafen kareografi gösterisi hazırlayan Abdullah Öztoprak belediye açıklamalarda bulundu. Misyonum benim hep ülkeyi, ülkenin acılarını, ülkenin sancılarını, ülkenin başarılarını anlatmaktı. Burada aslında bir başarı öyküsüyle çıkılmış yoldan maalesef acıyla dönüldü. Bu bir veda anne sana, bu bir veda baba sana, bu bir veda eşim sana, bu bir veda evlat sana. Laptağ Sancakçamlıbel Belediyesi'nin düzenlediği 7. Deniz Festivali dün akşam gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 3 gün boyunca renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak olan festival pazar akşamı gerçekleştirilecek Koray Avcı konseriyle sona erecek. Laptağ Sancakçamlıbel Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Deniz Festivali başladı. Alsancak merkezinde yer alan festivalin açılış etkinliği çerçevesinde kortej ve Kıbrıs evinin açılışı gerçekleştirildi. Laptağ Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser gecede yaptığı konuşmada belediyenin geniş bir alana yayıldığını belirterek tüm bölgeye en iyi hizmeti götürmek için büyük bir özveri gösteren belediye çalışanlarına teşekkür etti. Okulların açılmasına az bir zaman kala bölge okullarının yeni eğitim yılına hazır olması için çalıştıklarını dile getiren Ataser, amaçlarının öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması olduğunu ifade etti. Bölgenin kozmopolit yapısına da değinen Fırat Ataser, düzenlenen festivalin zengin içeriğiyle bölgede yaşayan herkese hitap ettiğini vurguladı. Dolu dolu 3 gün yaşanacağını sözlerine ekleyen Ataser, vatandaşları festivale katılmaya çağırdı. Festival halk dansları gösterileriyle devam etti. Yiyecek, içecek, el sanatları ve hediyelik eşya satışının yapıldığı festival kapsamında bugün Sara İshak ve Grup SOS'in konserleri yer alacak. Festival pazar günü Koray Avcı konseriyle sona erecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala Gazi Mausa Belediyesi tarafından okul ihtiyaçlarına yönelik okul başlıyor pazarı kuruldu. Okul ihtiyaçlarının daha uygun fiyata karşılanmasına katkı hedefiyle kurulan pazar saat 19'a kadar açık olacak. Gazi Mausa Belediyesi tarafından Gazi Mausa Belediyesi pazar yerinde okul başlıyor pazarı kuruldu. Pazarda kırtasiye malzemeleri, suluk okul çantası ve daha birçok malzeme satışa sunuldu. Alışveriş yapan vatandaşlar pazar fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirtirken, mikrofonlarımıza konuşan minikler de okulların açılacağı için çok mutlu olduklarını söyledi. Okullara yönelik pazar kuruldu. Neler söyleyeceksiniz? Valla belediye için her şey iyi, güzel. Biz de belediye çalışan olduğumuz için belediye başkanımızla teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onun için. Kaç çocuğunuz var? İki. Okula başlayacaklar herhalde. Evet, bir tanesi başlayacak ikinci sınıfta. Birisi de ana sınıfına başlayacak. Nasıl buldunuz fiyatları pazarda? İyi. Ne söyleyeyim, çok pahalı. Belki ucuz buluyoruz diye. İki tane torun okuyoruz. Onlar işte annesi babası alışveriş yapıyoruz. Pazarın fiyatını nasıl buldunuz? Çok. Şimdi ucuz, güzel, çok pahalı. Burası da mı pahalı? Yok, şimdi iyi. Daha önce çok pahalı. Şimdi dışarıdan alasın bir çanta 1 milyar. Ya. Okullar açılıyor. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Kalem, cüzdan, defter, her şeye ihtiyacım var. Neler hissediyorsun? Yani güzel arkadaşlarım var. Okul, hocalar, öğretmenler falan. İhtiyaçların nelerdir? Yani temel olarak kitap, defter, çanta, kalem gibi. Sonra peki alışveriş yaptınız mı? Şimdi daha yapmadım.
Okul Başlıyor pazarının satışlarından elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak. Ve bir duyuruyla devam edelim. Yeşilköy Kavşağı ile Yenerenköy Kavşağı arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapılacak. Sayın seyirciler, söz konusu yol bugünden itibaren 14 gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak. Karayolları Dairesi Müdürlüğü Yeşilköy-Yenerenköy Kavşağı istikametini kullanacak sürücülere uyarıda bulundu. Karayolları Dairesi açıklamasında Yeşilköy Kavşağı ile Yenerenköy Kavşağı arası yol güzergahında asfalt kaplama çalışması yapılacağı ve bu nedenle de söz konusu yolun 9-22 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı vurgulandı. Bu sürede trafik alternatif yol güzergahından sağlanacak. Karayolları Dairesi güzergahı kullanacak sürücüleri can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt'ta gerçekleştirilecek bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele'de yapılacak triatlon yarışları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Güzelyurt'taki bisiklet yarışı 8.30-11.30 saatleri arasında Güzelyurt-Lefke Çevre yolunun Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı'yla Doğanca Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacak. Bisiklet yarışı süresince söz konusu yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacak. Triatlon yarışı ise 7-12 saatleri arasında İskele Karpaz Anayolu'nun Ötüken Çemberi ile Arkın İskele Otel önündeki çember arasındaki yol güzergahında yapılacak. Triatlon yarışı güzergahı üzerinde bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak. Bisiklet ve triatlon yarışları devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileriyle sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Bu haberle biz ayrılan süreyi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava bugün açık ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 33, Alevkayası'nda 33, Güzelyurt'ta 34, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 31, Yenerenköy'de 32, İskele'de 33 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 22, Girne'de 24, Alevkayası'nda 18, Güzelyurt'ta 19, Gazi Mausa'da 23, Lefke'de 22, Yenerenköy'de ise 22, İskele'de 21 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 30, Alevkayası'nda 28, Güzelyurt'ta 33, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 30, Yenerenköy'de 31 ve İskele'de 32 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün açık ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, rüzgar güney ve batıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2-3 metre dolaylarında olacak.
güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.